Merhaba, ben doçent doktor Bora Coşkun. Merhaba, ben doçent doktor Burga Coşkun. Bugün size kadınlarda görülen anormal kanamalardan bahsedeceğiz. Aslına bakarsak normal kanama, normal adet ne demek? Kadınların her ay 21 ila 35 gün aralıkla 2 ila 9 gün süren adet kanamalarının olması normal kabul edilmekte. Bu tanımdan sapma olduğu zaman anormal bir patoloji olabilir mi? Bunların araştırma süreçlerinin gündeme gelmesi gerekmekte. Tüm kadınların yaklaşık %40'ı ömür boyunca mutlaka kanama bozukluğu ya da adet düzensizliği yaşamakta. Bu bazen masum, gelip geçici bir sebeple olabilecekken bazen çok ciddi sebeplerle de karşımıza çıkabilmekte. Önemli olan burada tanıyı erken koyup tedavi basamaklarını planlamak. Anormal rahim kanamaları, yapısal bozukluklar ve hormonal bozukluklar olmak üzere temelde iki sebepten kaynaklanmakta. Yapısal bozukluklar, kadının rahimi, yumurtalıkları ve jinekolojik organlarının tümünden köken alabilir. Rahimde rahim duvarı kalınlığı, miyomlar, polip denen rahim içi kitleler bu kanama düzensizliklerine yol açabilir. Tüm kadınların yaklaşık %60 ila 70'inde çeşitli boylarda miyom saptanabilmekte. Bunların çok çok küçük bir kısmı ameliyat gerektirebilirken çok büyük bir kısmı senin şekilde ömür boyu ameliyat gerektirmeden takip edilebilmekte. Yapısal bozukluğun adının konması için günümüzde en çok yardımcı yöntem ultrason. Bunun için de tüm kadınların yıllık düzenli jinekolojik kontrollerini aksatmaması gerekmekte. Çünkü yapısal bozuklukların çok büyük bir kısmı başlangıç döneminde basit tedavilerle çözülebilirken geç kalınmış dönemlerde maalesef büyük kısmı ameliyat gerektirmekte. Bu nedenle tüm kadınların yıllık jinekolojik kontrolünü çok önemsiyoruz. Kanama bozukluğu yaşayan bazı kadınlarda hiçbir sebep saptayamıyoruz. Ultrason bulguları ya da muayene bulguları bize elle tutulur bir sonuç vermiyor. Böyle kadınların yapılan hormon testleri sonucunda hormonal dalgalanma karşımıza en sık hormonal kanama bozukluğu sebebi olarak çıkmakta. Özellikle adet döngüsünün yeni başladığı adolesan ve ergenlik döneminde hormonal aksın daha yeterince olgunlaşmamış olmasından dolayı düzensiz kanamalar çok sık karşımıza çıkmakta. Bu genç yaş grubunda hormonal aksa çok agresif şekilde müdahale etmeyi tercih etmiyoruz. Ama genç kadında ciddi bir anemi ya da kanama bozukluğu yaratıyorsa gene de hormonal tedaviler gündemimizde yer alıyor. Bunun dışında menopoz sonrası dönemde de kanama bozukluğu bizim için ciddi bir problem. Bu dönemde biraz daha kanser türü ciddi problemler karşımızda dururken gene de menopoza geçiş dönemi hormonal dalgalanma sebebiyle kanama bozukluğuna sebep olabilmekte. Üreme dönemindeki kadınlar ise her ay adet gördükleri için her ay bir kanama bozukluğuna adaylar. Aslına bakarsak adetin çok olması, az olması, düzensiz olması, seyrek olması ya da yeterince olmaması hepsi dikkat edilmesi gereken bir işaret olabilir. Anormal rahim kanamalarında tedaviyi planlarken bahsettiğimiz sebeplerden hangisi olduğunun adının konması çok önemli. Çünkü bazen çok basit müdahalelerle çözülebilirken bazen çok uzun soluklu tedaviler gerekmekte. Burada bazen de tedavi yöntemini belirlemede kadının doğurganlık beklentisi çok önemli bir rol oynamakta. Yani temelde sebebe yönelik tedavi planlanması çok önemli. Hormonal bir bozukluk saptadığımızda hormonal tedaviler ön planda yer alırken yapısal bir bozukluk saptadığımızda cerrahi tedaviler gündeme gelebilmekte. Cerrahi tedaviye karar verdiğimizde bunu kapalı ya da açık cerrahi yöntemlerle yapabilmekteyiz. Rahim içerisinde yer alan lezyonlar için sadece vajinal yolla rahim duvarına bakabileceğimiz kameralı histeroskopi yöntemi elimizi güçlendirirken miyom ya da rahim dışı kistler gibi sıkıntılarda laparoskopi dediğimiz kapalı karın içi cerrahi sistemlerle çözüm imkanları sunabilmekteyiz. Bu cerrahi yöntemlerinden herhangi birisini seçerken hastamızın gebelik planlaması ya da olası çocuk istemi ihtimali bizim için en önemli nokta. Menopoz sonrası dönemde biraz daha agresif şekilde rahim alma yöntemleri gündeme gelebilirken üreme döneminde ise rahim koruyucu cerrahi işlemler bizim tercihimiz olmakta. Düzensiz rahim kanamaları çok masum sebeplerle olabileceği gibi hayatımızı kabusa çevirebilecek çok önemli sebeplerde de olabilir. Bu nedenle erken teşhisin hayat kurtaracağını unutmayalım ve lütfen yıllık jinekolojik kontrollerinizi aksatmayalım. Hepinize sağlıklı günler dileriz. Herkese sağlıklı günler dileriz.